Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Koç Holding'in teknik görüntüsüne bakacağız. Aylık ve logaritmik görüntülerde yapmış olduğumuz teknik analizi izlemeyen arkadaşlar için yeniden anlatacağız. Finansal okuryazarlığımızı, grafik okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Koç Holding izleyicilerime Coin Bulucu olarak kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Yayınlara oldukça teveccühü gösterdiniz. Yayınları izlemeyle birlikte beğenip abone olduğunuzdan dolayı daha kısa sürede Koç Holding'in teknik analizinde burada tekrardan görüşüyoruz. O yüzden lütfen yayına başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. YouTube detaylardan bakıyoruz ve buna göre yayınların talep edilip edilmediğine karar veriyoruz. Bu konu bizim açımızdan önemli arkadaşlar. Bakın, Koç Holding'i Coin Bulucu'nun analiziyle, Coin Bulucu'nun stratejisiyle sizle birlikte değerlendirmiştik. Coin Bulucu'yu biliyorsunuz arkadaşlar, kısa vadede çizimler yapma bakmakla birlikte değil, uzun vadedeki perspektife bakmakla birlikte ana destek ve ana direnç bölgelerini bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, boğa piyasaları 10 yılda 15 yılda bir gelir. Kolay kolay boğa piyasası bitmez. Öngörülemez seviyelere kadar fiyatlarda dikine yükselişler olur. Bakın 2000 yılından, burada size gösteriyorum, 2000 yılının Ocak ayından 2020 yılının Mart ayına kadar aradan geçen 20 sene boyunca evet, Koç Holding'de bir yükseliş olmuş ama hiçbir yükseliş burada gördüğünüz gibi dikine bir yükseliş olmamış. Dolayısıyla Koç Holding'e aslında esas boğa piyasası 2020 yılının Mart ayından sonra başlamış arkadaşlar. Ve bu yükselişin bir süre daha devam edeceğini şahsen ben bu görüntülerde görüyorum. Boğa piyasasında düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Koç Holding gibi, Tüpraş gibi, Türk Hava Yolları gibi, Aselsan gibi ya da Kozal gibi, bakın bir altın şirketidir Kozal'da, düşüşler alım fırsatıdır. Sadece sabırlılar kazanacaktır. Sabırlı olmayan zayıf eller düşüşten korkup satacak ve sabırlılar ciddi kazanç içerisinde refah seviyesine kendilerini ulaştıracaklardır. Bu hisse senetleri şuradan bakın arkadaşlar, aylık görüntülerde size gösteriyorum. Tarihi boyunca hiçbir zaman yatırımcısına kaybettirmemiş, spekülasyona izin vermemiş ve dolayısıyla yatırımcısına her zaman kazandıran hisse senetlerinin en önünde gelen şirketlerden bir tanesi olmuştur. Yani tek yapmanız gereken sabırlı olmak. Bu piyasalar robotlar tarafından yönetiliyor. Bakın 2000 yılından bir grafik çiziyoruz ve kanalın orta bantları, kanalın üst bantları milimetrik olarak çalışıyor ve bu bölgelerden destek ile veya direnç ile düşüyor ya da yükseliyor. Dolayısıyla 2000 yılından gelen bu grafiğimize göre Koç Holding 2022 yılının Mart ayında kanalın üst bandına kendisini atıyor ve teknik analizde size ne söylüyorum? Arkadaşlar, önemli bir direnç bölgesi. Bakın burası da 2020 yılından gelen 22 yıllık bir direnç bölgesi. 2022'nin Mart ayında güçlü bir mum ile %26 seviyesinde yukarı yönlü kırılıyor ve genellikle ne söylüyoruz? Trendlerde şöyle bir huy vardır. Önemli bir direnç veya destek fark etmez. Yukarı yönlü aşılıyorsa ya da aşağı yönlü kırılıyorsa ne beklenir? Aşılan bölgenin retest edilmesi beklenir. Bakın Mart ayında bu bölge direnç ile aşılıyor. Hacimli bir mumla aşılıyor. Sonrasında Temmuz ayında bu bölgenin retest edilmesiyle işte artık düzeltme bitiyor ve sert yükseliş başlıyor. Beklenti nedir? Yeni kanal içerisindeki kanal orta bandına fiyatların gelmesidir. Bakın kanal orta bandına fiyatlar geliyor ve bu bölgede 6-7 ay boyunca oyalanıyor. Bunlar istisna değildir arkadaşlar. Bunlar piyasa yapıcının robotlar tarafından bu piyasayı yönettiğinin en büyük kanıtı niteliğindedir. Dolayısıyla hiçbir robot insanoğlundan daha akıllı değildir. İnsanoğlunun üretimi olan bu robotlar insanoğlundan daha akıllı olamazlar. Sadece şu noktada çok başarılılar arkadaşlar. Çok daha fazla sabırlılar. Çünkü robotlarda duygusallık yok. Duygu olmadığından dolayı başarı oranları çok yüksek. Ama sizler de duygu olduğundan dolayı, düştükçe panik yaptığınızdan dolayı, nereden alacağını bilmediğiniz dolayı maalesef robotlara karşı yeniliyorsunuz. İşte Coin Bulucu'nun kurulma amacı küçük yatırımcının yanında olmasıyla birlikte başlıyor. Amacımız küçük yatırımcıya ücretsiz bir şekilde teknik analizi öğretebilmek, gerekirse birebir eğitimlerle birlikte hiçbir ücret almadan teknik analizi öğretip bilinçli bir Türk yatırımcısını burada oluşturabilmeye çalışıyoruz. Kaç kişiye ulaşabilirsek elimizden geldiği kadar mücadeleyi vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yayınların, bu vesileyle
vesileyle kıymetini bilelim. Bakın bu yayınlarda anlatılanlar seminerlerde ciddi ücret karşılığında anlatılıyor ve bu ücretlerin miktarlarını da ben biliyorum. Ama burada benim amacım küçük yatırımcıdan herhangi bir maddi menfaat temin etmek değil, küçük yatırımcıyı manevi olarak arkamda olduğunu bilmek, onların desteğini görmek, onların duasıyla birlikte biliyorsunuz ben kripto paralarda işlem yapıyorum. Orada başarılı olabilmeyi kendime amaç ediniyorum. Ve Coin Bulucu'yla birlikte bu yayınları sizlere hazırlayan değerli arkadaşımın da aynı düşünceye sahip olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu yayınlar kolay olmuyor arkadaşlar. Çok büyük emek karşılığında oluyor. Ve sizlerden tek beklenti herkes bu yayınlardan faydalanabilsin diye yayınları lütfen beğenerek abone olarak izlerseniz daha fazla içerikle burada sizlerle görüşürüz ve motive kaynağımız olur bizim için. Şimdi Koç Holding'de satış hikayeleriyle 270 TL'lere giden bir fiyatlama gördük ve o gün yayın yaptım. Dedim ki arkadaşlar bakın evet Koç Holding'de fiyatlar kanal orta bandına 400-500 TL civarlarına kadar gidebilir. Ama bu teknik analize göre uygun bir yükseliş olmayacaktır. Piyasaya verilen algı sebebiyle, haber etkisiyle böyle bir hedeflere gitme beklenebilir. Ama teknik analiz der ki fiyatlarda önemli bir direnç bölgesi 2024 yılının Mart ayında aşılmış ve 2024 yılının Mayıs ayında da 270 TL gibi güzel bir fiyatlara geldiğini görüyoruz der. Şurada olduğu gibi bakın ne söyledim? 2022'nin Mart ayında direnç aşılıyor. Aradan 3 ay sonra yani 4. ayda Temmuz ayında retest ediliyor. Yani bizim beklentimiz burada olduğu gibi önemli direncin de Mart ayında yukarı yönlü aşılması, Nisan ve Mayıs aylarında yukarı yönlü tepki vermesi ve bundan sonra beklentimiz kırılan direnç bölgesinin artık direnç olarak değil destek olarak çalışması. Yani eğer Koç Holding fiyatlarında 200 TL civarlarına bir iniş görürseniz 195-200 bu civarlar müthiş alım fırsatı olduğunu şahsen ben düşünüyorum. Bunlar benim teknik analizime göre yapmış olduğum öngörülerdir. Burada bir strateji yatmaktadır. Yani bu stratejiler doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir. Dolayısıyla benim teknik görüntülerime göre alım satım yapıyorsan kazanma olanağın olduğu kadar kaybetme olanağının da aynı oranda olduğunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Lütfen yatırımlarınızı kendiniz yapın. Eğitimi Coin Bulucu veya bir başkaları üzerinden alın. Kendinizi geliştirin. Cebinizdeki parayı Coin Bulucu da dahil olmak üzere kendi bilgilerinizle yönetmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yastığa başınızı koyduğunuzda bir ürünü nereden alacağını biliyorsan yastığa başını koyduğunda da huzurlu bir şekilde uyursun. Çünkü nereden alacağını biliyorsun, nereden satacağını biliyorsun. Bir plan yoksa orada korku vardır. Planın olduğu yerde cesaret olur arkadaşlar. Lütfen planlı gidin. Şimdi benim beklentim 270 TL'lerde yapmış olduğum yayında söyledim. Koç Holding'in hedefi 500 TL mi diye kapak başlıklı videoyu izleyebilirsiniz. Fiyatlarda 195-200 TL'lere doğru bir düşüş hareketi bekliyorum. Yani kırılan direnç bölgesinin retest edilmesini ve bu bölgede gerekli konsolidasyon sağlandıktan sonra yönünü yukarı yönlü çevirmesini, ilk hedefin 450-500 TL'ler olduğunu, uzun vadeli hedefin ise 1000 TL olduğunu şahsen düşünüyorum. Koç Holding'de birinci yükseliş dalgası tamamlandı ve bir retest hareketi bekleniyor. Sonrasında ise buradaki 200 TL civarında konsolidasyon yaşamayla birlikte 450 TL'ler ve uzun vadede 1000 TL'lerin hedef olmasını şahsen bekliyorum. Şimdi burada ne dedik? Fiyatların 195-200'lere kadar düşme riski var dedik. Bunlar kolay olur mu? Hemen fiyatlar buraya gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Yani bir anda hedefe adam senin fiyatları getirip de buradan almanın imkanını, fırsatını sana vermez. Dolayısıyla piyasa yapıcı nasıl para kazanıyor? Seni korkutarak para kazanıyor. Uçuyoruz kaçıyoruz diye seni yukarıdan maliyetlendirip fiyatları aşağı düşürerek para kazanıyor. Dolayısıyla buralara fiyatlar hemen gelmez arkadaşlar. Fiyatlarda 215, 218, 220 bakın bu civarlarda yukarı yönlü tepki hareketlerinin gelmesini bekliyorum. 218 TL önemli bir destek bölgesi ve 218 TL civarından yukarı yönlü tepki hareketleriyle belki fiyatlarda 235'leri görebiliriz. Bu şekilde tepki hareketleri yapar. Ondan sonra aşağı doğru düşmesi beklenir. Çok sert bir düşüş oldu. Bu düşüşün tepki hareketi de 235 TL'lere kadar bir tepki ile karşılaşabilir. Yani şu anda tepki bölgesine yakınız. 218 TL önemli tepki bölgeleri. Buralardan 230-235'lere doğru bir tepki hareketi gelebilir. Sonra hocam 200 dedin de bakın yükseliyor 235 diye
diye düşünmeyin. Yani bir anda buralara gelmez. Bir para kazanmak o kadar kolay değildir arkadaşlar. Gelirse zaten alırsın ama gelmezse de tepki yükselişleriyle böyle bir yükseliş olma ihtimalinde bilmenizi isterim. Lütfen Koç Holding gibi, Türk Hava Yolları gibi ya da Pegasus gibi, Tüpraş gibi, Aselsan gibi ya da Sasa gibi hisselerde uzun vadeli yatırım yapmanın daha doğru olduğunu bilin arkadaşlar. Bu hisseler temettü verirler. Bu hisseler hem yıl içerisinde değerlenir, sizlerin kazancını katlar, hem de yıllık temettü vermeyle birlikte ya buna hisse senedi almak suretiyle hisse senet sayını yükseltirsin, ya buradan gelen parayla yatırımını yaparsın, ya buradan gelen parayla belki kredin vardır, kredini ödersin, çocuğunun okul parasını ödersin. Bunları uzun vadeli düşünmek lazım. Temettü geliri olan hisse senetlerinin uzun vadeli yatırımlarda daha fazla kazandırdığına uzun vadeli yatırım yaparak şahit olabilirsiniz. Benim Koç Holding'de beklentim fiyatlarda 200 TL'lere doğru bir düşüş. Sonrasında bir süre buralarda oyalansa da günün genel itibariyle 195-200 TL'lerin test edilmesiyle yukarı yönlü olduğunu şahsen düşünüyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde kısa bir süre sonra 100 bine ulaşacağız. Belli çalışmalarımız var, projelerimiz var. Tabii ki ücretsiz yapacağımız çalışmalar var ve bunlarla birlikte gerekli açıklamaları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinizi çok seviyorum. Bol kazançlar diliyorum.